Evet, güzel bir soru. Çünkü hadi zengin belli zekatını veriyor. Belli bir miktarda imkanı olan bir kimse. O zaten kendisini ben artık zenginim diyor. Ama her fakirim diyene zekat verilir mi? Şimdi bu nokta önemli bir nokta. Biz kime zengin diyoruz? Üç türlü zenginlik var. Bir, efendim bir günlük ihtiyacını kendisinin ve bakımıyla yükümlü olduğu kimselerin bir günlük ihtiyacını karşılayabilecek imkanı olan bir kimsenin sokağa çıkıp dilenmesi, ben açım diye feryat etmesi doğru olmaz. Niye? O günü geçirebilecek imkanın var. Aç değilsin. Ama o gün yiyecek bir şeyi yok kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kimsenin, o zaman bu kimsenin sokağa çıkıp ben açım demesi, kolu komşunun kapısını çalıp ben açım demesi onun üzerine farz olur. Yani ben açım, burada açlıktan ölürüm, kimseye de bir şey söylemem demesi doğru olmaz. İkinci zenginliğimiz, zekat alması haram olan düzeydeki bir zenginliktir. Kimdir bu? Bir kimse eğer düzenli bir işi varsa, yani her ay geçimini temin edebilecek kadar bir işi var, bir yerde memur veya bir yerde işçi, çalışan, efendim geçimini sağlayabileceği kadar, kendisinin, ailesinin geçimini sağlayabileceği kadar bir aylığı var. Bunun haricinde eğer 80 gram altın birikimi varsa veya 80 gram altına mukabil olan bir parası varsa, ticari bir malı varsa, o zaman bu kimse zekat verme mükellefidir. Yani zekatını verecek. Adamın düzenli bir işi var. Bankada da 1 milyon parası var. Her sene o 1 milyonun 25 bin lirasını, yani 40'ta birini, %2,5'unu zekat olarak fakire, fukaraya vermesi lazım. Allah sana 40 altın vermiş, bir tanesini fakire vereceksin diyor. Fakat bir kimsenin aylık düzenli geliri var, efendim bir evi var oturduğu, bir evi daha var, orada da oturmuyor, kirada. Bu kimse o kiradan gelen geliri de düzenli geliriyle beraber birleştirip geçimine kullanıyor, bir para biriktirme imkanı olmuyorsa veya biriktirdiği para 80 gram altına ulaşamıyor ise, bu kimse zekat mükellefi değildir ama zengindir. Binaenaleyh buna zekat verilmez. Şimdi bir adamın bir arabası var. Araba temel ihtiyaçlardan. Arabayla beraber adam zengin olmaz. Ama ikinci bir arabası daha var. O ikinci arabayı da zaman zaman kullanıyor. Fakat araba al sat işi yapmıyor. Araba ticareti yapmıyor. Bundan dolayı ikinci araba ticaret malı değil. Eğer başkaca bir varlığı yoksa o ikinci arabasının zekatını vermekle mükellef değil. Ama ikinci arabası olduğu sürece bu kimse zekat alamaz. Bir yerde atıl olan bir arsası varsa, efendim evinde kullanmadığı ama para eden eşyaları varsa, bunlar da eğer 80 gram altın değerine ulaşıyorsa, bu kimse de başkasından zekat alamaz. Önce ona denir ki, kardeşim elindeki bu nesneleri sat, ondan sonra eğer ihtiyacını göremiyorsan sana ümmeti Muhammed zekatından verir.